Dünyanın en prestijli kripto para borsalarından birisi olan FTX, iflas sürecinden sonra Amerika Birleşik Devletleri dışındaki uluslararası müşterileri için geri dönmeyi planlıyor. Sam Bankman-Fried'in kurucusu olduğu kripto para borsasının iflas etmesinin ardından başa geçen yönetim, FTX.com'un tekrar hayata geçirilmesi için görüşmelere başladı. FTX borsası, alacaklılarını farklı talep sahipleri sınıflarında düzenlemeyi teklif ediyor. Yeni yönetim, FTX.com'un uluslararası müşterileri olan .com müşterileri adı altında bir grup oluşturduğunu açıkladı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri müşterileri, NFT müşterileri, genel teminatsız alacaklılar ve teminatlı alacaklılar gibi diğer grupları belirledi. Talep önceliğinin şelale modeline göre belirleneceği ve her sınıfın bir önceki sınıf bittikten sonra havuzda kalanlarla orantılı bir ödeme almasının planlandığı belirtildi. Dosyada yer alan bilgilere göre .com müşterileri varlıklarını Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bir takas şirketi veya yeniden başlatılan bir platform oluşturmak için bir araya getirebilecek. FTX avukatlarının Nisan ayındaki duruşmada borsanın yeniden açılabileceği yönünde sinyaller verdiği ve geçici CEO John Bray-Free'nin Mayıs ayındaki dosyalarda FTX'in yeniden başlatılması veya FTX 2.0'ın yeniden açılması gibi ifadeler kullandığı belirtildi. Bu gelişmelerle birlikte FTT token'ın hızlı yükseliş yaşadığı gözlemlendi. Batık borsanın token'ı FTT, CoinGecko verilerine göre son 24 saat içinde %7'nin üzerinde artış gösterdi. Ancak yeniden yapılanma planının FTT sahipleri için bir ödenek içermediğine dikkat çeken bir Twitter hesabı olan Vasiy Lawyer, yatırımcıların dikkatini çekti.